Bakın kimler burada? Kara oğlum burada, kara oğlum. Saat 11-12'ye kadar kalıyor. Benim yemeklerimizi de elimden alıyor. Karın tokundan suyu artık. Tarkan'ı tanımıyor, çıkıyor köye doğru gidiyor. Ne haber? İyi misin? Ya canım benim ya. Şu an kahvaltı yapıyorum. Tereyağı, bal. Geçen mücadele verdiğimiz baldan şu an yiyorum. Biraz da karabalıya hazırladım. Tereyağıyla bal. Oğlum gel ye. Sen hayatında tereyağıyla bal yedin mi? Gel. Yemez. Niye? Şimdi niyesini söyleyeceğim. Yiyecek biraz çünkü içinde tatlı var. Dağlarda leş var. Koyun leşi. Geliyor geceleri buluyor, getiriyor. Sabah bak yemedi gördün mü? Get. Niye yemiyorsun oğlum? Karnı benden daha şişman ya. Yapma ya, yapma. Dağlarda kurtlar koyuna saldırıplar, sürü koyununa. 4-5 tanesi parçalanıptı. Birinin ayağı sağda, birinin derisi solda, birinin kafası o tarafta, birinin başı bu tarafta. Bu da geceleri geliyor, buluyor, getiriyor. Uzaklardan, bayağı uzaklardan, neredeyden, şuralardan geliyor zirvelerde. Binboğa dağları var abi burada karşımda. Geliyor oydan, zirveden, dereden, kafadan, kümükten, zattan buluyor, getiriyor. Hepsi de taptaze. Yeni sürüye saldırıp, burada sürü var imiş, koyun sürüsü. Kurt gibi içine 4-5 tanesini parçalıyor abi. Bu da geceleri geliyor, onu yakalıyor, getiriyor. Bu arada kanala çok çok hoş geldi. Sabah saat 7. Kahvaltımızı yapıyoruz. Bombastik bir günle gene devam ediyor günlüğümüz. Gene video herkes çekip etse, geçen projeye yeni bir proje başladım arkadaşlar. Videoyu sese çekesiz atasız, telefon WhatsApp numaramı geçen videonun altına yazmışım, bu videonun da altına yazacağım. O yüzden kimse canı ne çekse abi söyleyip atabilir WhatsApp numaramı. Ben de videolarda böyle bir güzel hatıra kalır ve yeni bir değişiklik olur. Aslında çok can sıkısı olmaz. Her gün çoban videosu, her gün aynı hikaye. İçinde bir değişiklikler olur böyle. Hadi bakalım kahvaltımızı yiyek. Bu arada arkadaşların çoku bana yorumda yazıptı. Tarkan ayı sene saldırdı mı? Ayı sene soktu mu? Abi ben maalesef çocukluğumdan böyle bir sıkıntım var. R'yı dilime getiremiyorum. Mesela R'yı şimdi söyleyebiliyorum. Böyle danışanda hiçbir şekilde R'yı diyemiyorum. Y'yı diyorum o yine. Dilimde bir şey var böyle, sıkıntı var. Ona hatır Arya arı, bal arısına ayı dedim ben videolarda. Ayı diyorum. Geçen defa videolarda ayı demiştim. Mehmet Ali abi diyor, oğlum sene ayı nerede saldırdı ya? Ben de diyeyim ayı saldırdı. Kafama 4-5 tane soktu. Gitmiştim eve. Öyle söylüyordum. Abi bizim bölgede ayı yok ya. Dedim abi ayı ya. Ayı ayı. Abi nasıl ayı ya? Ayı sal. Bu bölgede ayı yok ya. Dedim abi küçük ayı ya. O da diyor abicim ayı değil arı ya. Ahmet Hoca da yorumda yazıp Tarkan ayı yok arı. Dedim vallahi abi böyle sıkıntım var ya, kusura bakmayın şöyle böyle. Bir de abi bu arada geçen videoda baksanız beni ayı sokmuştu. Bak gene ayı dedim bak. Bal arısı sokmuştu. Abi gece sabaha kadar uyanmadım daha. Toplam 2-3 saat uyudum ya. Hepsi kafama sokmuştu ya. Başım bir ağrıyordu, bir ağrıyordu. İlaca kadar attım. Toplam 2 saat abi sabaha kadar uyanmadım ya. Öyle bir başım zonguluyordu böyle. Çünkü niye? 1-2 sokmamıştı. 5 tane sokmuştu abi. Çok değişik bir baş ağrı var idi bilemde. Gece uyanmadım. Böyle oldu abi ya. Ve nihayet mücadelesini verdik. Balın yedim. Balın çok sevdim ya. Baldan bir koku geliyor. Bir koku geliyor. Felaket. Felaket de dediğim güzel ana geliyor. Felaket yani kötü ana gelmiyor. Bugün 2 kişinin videosunu koyacağım. Bir tanesi Ufuk abi. Birazdan videosunu koyacağım. Ufuk abiyle aslında ben canlı canlı karşılaşmadım. Bunların köylerinden geçiyordum. İstanbul'da ben aradı. Tarkan Sivas'ta bizim köyümüzden geçiyorsun. Git köye, köyde emim dayılarım yaşıyor. Arıyorum geleler seni böyle alalar. Çaya yemeğe kalabilirsin oyda. Maalesef oya da gelemedim. Utandım gitmedim. Ufuk abi bayağı can baş tacıya. Bir tane Ufuk abinin videosunu koyacağım. Bir de bayağı video gönderip levleme. Bakacağım, seçeceğim, bir tane de oradan koyacağım video. Hadi bakalım, hele bir Ufuk abinin videosunu koyak. Güzel bir video çekip gönderip ya. Hadi bakalım. Merhaba, iyi akşamlar. Tarkan kardeşime selamlarımı iletiyorum. Onunla tanışmamız bir aile tesadüf oldu.
hem Instagram'daki videolardan kendisini tanıma fırsatım oldu. Hem de yanlış hatırlamıyorsam Fox TV'de bir köy muhtarıyla yaşadığı muhabbetten dolayı tanışma fırsatımız oldu. Ben aslen Sivaslıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Bisiklet sporuna 2013 yılından beri gönül vermiş birisiyim. Arkadaşlarımı, çevremi, çocuklarımı, tüm sevdiklerimi bisiklet sürmeye teşvik etmeye çalışıyorum. Tarkan kardeşim de Sivas'ta benim köyümün önünden geçti. Her ne kadar köyüme uğramasa da, bir çayımızı içmese de kendisini çok seviyorum. Videolarını ve turlarını ilgiyle takip ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Şu an Bağdat Caddesi'ne bisiklet sürüyorum. Sizlere gösterebilirim. Şöyle. Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün abimiz için bu akşam bir etkinlik turu düzenlendi. Farkındalık turu. Onunla katıldık. Epey bir kalabalık grup vardı. Doğanay abimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bisiklet sporu böyle bir şey. Yani her gün bisiklete çıkarken acaba biz de eve sağa dönecek miyiz diye düşünmeden duramıyoruz. Durum böyle. Trafikte bisikletlerin olduğunu şoför arkadaşlarımız unutmamalı. Yola temizin. Bisiklet dünyadaki en çevreci ulaşım araçlarından birisi. Herkesi bisiklet sürmeye teşvik edelim, davet edelim. Durum böyle. İyi akşamlar kardeşim. Bahçe köyüne geliyoruz. Ufuk abinin söylediği köy. Vah, düşünüyorum büyük ihtimal yetmeyeceğim. Çünkü ayıp. Adam kendi burada değil. Dayısı burada, akrabaları burada. Geldim diyeyim. Evet ha, ben geldim. Merhaba. Ha, hoş geldin. Evet, bir çay içmeye geldik. Fuk abi gönderdi. Bence biraz ayıp oluyor. Ona hatır ben de biraz utanacak. Hiçbir şekilde gitmeyeceğim. Bisiklet turlarında yağmur yağsın, yol yokuş olsun, sıcak olsun, soğuk olsun. Sadece rüzgar olmasın. Arkadaşlar, Ufuk abinin söylediği köy burası. Bahçeköy arkadaşlar. Tabelası şurada göstereyim. Biraz hafiften ileride. Şurada yeni evlerin yapıklar. Biraz asil Bahçeköy'ü biraz ileride. Böyle çok sağ olsun. Biraz önce söyledim videoda. Gitmeyeceğim. Niye? Çünkü adam kendi burada değil. Ayıp ola. Şu an dayısı emisinin evine gidecek. Ha, biz geldik. Merhaba. Hoş geldiniz. Biraz bence biraz kötü oluyor. Kendi burada olsaydı tamam giderdim. Buradan teşekkürle milesinden çok sağ olsun Ufuk abiden cansı. Böyle devam ediyor aşağı kısmı. Tereyağıyla bal verdim. Abi adam o kadar tok nazlandı yemedi ya. Kırmızı geliyor. Bak. Bak şu an elimi benim gördü ya. Koşa geldi. Gel verim sen ye ya. Tereyağıyla bal. Oğlum sakin ol ya. Allah Allah. O kendi tereyağını ha. Yiyebiliyoruz. Kendi memelerinden çıktı. Vallahi tereyağı. Anladın mı kız? Buradan çıkıyor. Buradan. Allah. Bakın süt geliyor. Nasıl? İneği memesini kopattık ya. Kızım sakin ol ya. Nasıl? Kendi tereyağın güzel mi? İyi mi kız? Ya canım ya, bu benim ya canım ya, sarıdan daha iyi ya bu. Hadi git. Git. Kara yemedi, bu yedi ya. Hayatında çerez yememişti, yedirttim. Kiraz yememişti, yedirttim. Erik yememişti, yedirttim. Ekmek yemişti. Kesinliğine yiyip ya. Tereyağıyla bal yememişti, onu da yedirttik ya. Kırmızı fesat ya, fesat. Hemen oturuyorum ya. Nasıl takip ediyor beni, yemin ediyorum ya. Köpek gibi bir şey ya bu hayvan. Bu kırmızı kız. Böyle dikkatine uzaktan bakıyor. Ottun mu? He, Tarkan ottu ya. Hemen böyle gıvıra gıvıra sağdan hemen koşa koşa geldi. Şimdi bak, biraz önce elimde böyle tutmuştum. Uzaktan baktı, elimde bir şey var. Koşa koşa geldi ya. Çok akıllı. Bu çok akıllı. Diğerlerinden gerçekten akıllı. Akşamlar eve giden de önde gidiyor. Önüne de suva giden de çeşmeye giden de önde gidiyor. Hep böyle çok akıllı, çok böyle değişik bir inek. Seviyorum bunu. Dostlar, sakin sakin yakınlaşıyorum. Çok güzel bir şey gördüm bak.
Yuvası yine ağzında duyup inşallah göğsenir ya. Çok tatlı bir hayvan ya bu. Şurada bak. İçeriye giydi. Bakıyor beni. Bak gözleri göğsende bak. Şu. Dağ faresi mi ne mi bilmiyorum ya. Çok güzel bir hayvan, tatlı ya. Hem ister mi ne mi? Ya çok yordu da bilemi. Nasıl yordu? Abi hayvan o kadar güzel, o kadar tatlı var ya, tam böyle kuş gibi okuyor ya. Çik çik çik. Nasıl? Ben de diyeyim acaba etrafında kuş yok, bir şey yok. Baktım bu ses bundan geliyor ya. Yemin ediyorum şaşırdım ya. Çok güzel sesi var abi ya. Böyle oturmuşam, telefonu koydum. Telefonu koydum yuvasının ağzına. 15 dakika zaten böyle oturdum ya. Hiç çıplamadan, terpeşmeden. Abi etrafa bakıyorum, kuş sesi geliyor yakınlığımdan. Ben de diyorum bu kuş sesi nereden geliyor ya? Baktım ses bundan geliyor. Abi çok tatlı bir hayvan ya. Bilmiyorum hemister mi, dağ faresi mi? Çok tatlı ya. Ekmek zat da döktüm. Böyle bunlar ekmek yemiyorlar abi. Ot yiyorlar oraya kadar biliyorum. Çiçek miçek zat yiyorlar. Çok tatlı ya. Çok da güzel okuyor kuş gibi böyle. Cik cik cik. Çok rahatsız etmedim bilesin. Bayağı zamanım aldı ya. 15 dakika uzattım oyda bir 30 saniyelik video çekmek için. Çok güzel oldu ya. İnşallah onun adını öğreneyim. Mehmet Ali abiye gittim, videosun kesinliğine göz edeyim. O hemen söyle adını bunun. Hadi bakalım. Çok güzel oldu. Ufuk abinin de videosunu gördük. Ufuk abi can baş tacı. Haftada iki haftada bir ara bir mesaj et. Tarkan nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne taraftasın? Şöyle böyle. Bundan sonra bir tane Rus arkadaşım var. O video çekip atıp sağ olsun. Onun videosundan birazdan koyacağım. Ya moralim bozuldu ya. Abi niye? 5 ay önce Türkiye'den bir sim kart aldım. İkinci sim kartım benim bu. Türkiye'den giren de bir Türk Telekom aldım. Abi içine paket yüklemedim. 2 ay içinde sim kart gitti. 350-400 vermiştim. Gitti. 350-400. 2 ay paket yüklemedim. Geri döndüm, alam dedi, artık bitti bu sim kart, bitti. Abi nasıl bitti ya, para aldın sen benden. Gittim bir tane başka bir sim kart aldım. Parasını ödedik şu an böyle şöyle böyle 5 ay önce. Paket 15 GB'a 71 veriyordum. 4. ay oldu 92 verdim. 3. ay oldu 122 verdim. 4'ü 122 gene verdim. 5. ay oldu. Şu an 159 TL verecek 15 GB'a. Acaba internet de mazotundan çalışıyor hiç bilmiyorum ya. Video yüklememiz diyeyim, az yüklediğim aslında bu. Çünkü 15 GB'dan ben 3 tane 4 tane 3 tane video yükleyebiliyorum, 3 tane abi. Hemen zırt bitiyor. Gene gidip 159 TL para verecek. Şu an mesajı da geldi. Şu andan ilan ediyor. Söylüyor sana. Kanka önümüze gelen ay, önümüze gelen ay yok. Artık istesen alasan 159 TL veresen 122 TL'nin yerine. Önden de sağ olsun da mesajın gönderiyorlar ki adam gelip oyda mesela tansiyonu zaten yenmesin. Aniden mesela baba geçen ay verdiniz ya 122 TL. O bir sayda 89 olmuştu ya. 5 ay içinde ne kadar zam geldi bu 15 GB internete.
Sağ olsunlar gene önceden söylüyorlar. Gediboy'da sıkıntı çekmeyesen ya. 159. Acaba babacım, baba 1 TL daha üzerine koysaydın direkt 160 olsaydı iyi olmaz mı? Önümüze gelen ayda kesinlikle şey olur ya, 200 TL olur 15 GB. SIM kart fiyatları da felaket uçup felaket. Aslında SIM kart, min kart istesen alasan en az 1000 TL para vermek zorundasın. Sözüm buna geliyor. Video çok yüklemiyorum. Buna hatır yüklemiyorum. Babacım her gün her ay zam yapıyor. Bu durumundan Türkiye nereye gidiyor hiç şekilde bilmiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek, abicim sevmiyorsun, git kendi memleketi bu. Ona da lafım var. Türkiye'ni seviyorum. Ve Türkiye'ni bu yönetenleri sevmiyorum abi. Çok kötü yönetiyorlar. Çünkü her gün zam olmaz. Her gün zam olmaz. Çok kötü bir durumda ya. Gerçek söylüyorum. Şu an moralimi bozmuyorum gene. Böyle her gün zam olmaz abi. Her gün zam olmaz. Kendi ülkeme de getirmeye çalışıyorum. Verirse gideceğim. Vermiyor. Verirse geceliğine gideceğim. Yürüye yürüye koşa koşa gideceğim. Vermiyor abi. Yurt dışı yasağımız hala kalkmıyor. Öyle avare avare bu pahalığın içinde hala geziyoruz. Şimdi desem başka ülkelerde tökümler mi Tarkan? Başka ülkelerde tökmüpler abi. Başka ülkelerde belki gidip siz görüp siz görmemişsiniz. Ben size buradan söyleyeyim. İşlerinde yaşadım 1 sene 2 sene abi. Başka ülkelerde elektronik pahalı. Başka ülkelerde araba parçası pahalı. Başka ülkelerde ev eşyası pahalı. Onlar pahalı olsun eyvallah. Onları senede 2 senede 3 senede bir kere alıyoruz. Böyle yiyip içme uygun abi. Bizlere ne lazım? Fakir insanlara ne lazım? Yiyip içme abi uygun olsun. Ev dolabı, araba parçası, laptop, telefonu abi 2 senede bir kere alıyorum. 3 senede bir kere alıyorum. Bize yiyip içme uygun olsun abi. Yiyip içme de maalesef Türkiye'de çok çok pahalı. Simitin bir 10 TL oldu ya. Artık Türkiye'de de gezmek olmaz ki. Gezgin artık hayatta Türkiye'de gezenmesin abi. En masrafısı, masrafsızı pisketiydi. Artık pisketine de gezenmese. Niye? Çünkü bir kahvaltı yaparsan, iki çay, şu kadar çay, iki hottum, iki tane poğaça alsan 30 TL para verirsin bebişim. Ona hatır artık Türkiye'de de gezmek çok zor oldu abi. Yemek konusunda benzin hayatta motorundan karvandan gezenmesen hayatta ya hayatta bitti ya artık. Türkiye'de gezme motor karvandan bitti ya, hayal edin ya bunu. Çünkü attım başı benzin vurarsan litresi 40 TL oldu abicim, 38 idi evet. 40 oldu. İnşallah 50'ye zda kalkar ya. %99 böyle devam ediyor. 1,5 ay içinde 50'ye kalkar. Artık gezme de hayal oldu. Pisketinden gezme de hayal oldu. Motoru karvanı boş ver zaten. Yiyip içmedeki her gün pahalaşıyor. Simit 10 TL. Böyle. Bu işler böyle. Bu işler adamı o söz. Merhabalar, nasılsın Tarkan Bey? İyi misin inşallah? Keyfin iyi mi? Tarkan'a selamlar, Rusya'dan selamlar. Tarkan'a saygılar, sevgiler. Keyfin nasıl? Keyfin iyi mi? Her şey yolunda mı? Her şey iyi mi? Ne var ne yok, ne haber? Görüşmek üzere inşallah. Allah'a ısmarladık. Hadi hoşça kalın. Rus arkadaşımın videosunu da gördünüz. Abi felaket dövme vuruyor, dövme. Vücut dövmesi bildiğin. Öyle bir dövme vuruyor yemin ediyorum, var ya adam zannediyor böyle yapıştıkla bir şey öyle. Çok güzel dövme vuruyor. 1-2-3 aydan sonra inşallah buluşacağım bundan. Birkaç dövmem var, onları da vuracağım. Bedava ya. Arkadaşım, en samimi arkadaşım, Rusya'da çalışıyordum. Lokantada çalışıyordum. Orada tanıştım. Orada arkadaş oldum bilesine. Anam. En az 4 sene, 5 seneye yakın oldu arkadaşlığımız. Çok güzel insan ya. Felaket. Annesi var ya. Annesi mis mis. Türkçeni
Türkçeni nasıl öğrendi bu? Şimdi söyleyeceğim. Bunda 3 dil var. Türkçeni Rusya'da Tatar Türkleri var. Onlardan öğrendi. Zoruna billahına bu videonu çekene kadar 1-2 gün böyle ezberleyip bu kelimeleri söyledi bana. Yani Türkçe konuşabiliyor %20-30 böyle. Zorlanıyor. Beni gene sağ olsun ya, baş tacı. Videonu çekti. Özü Türkçe. Ya ben buna söyledim, Rusça söyle. Ben burada çevireyim. Dedi yok yok. 1-2 gün evde böyle okuyor. Sonuçta videonu çekti, gönderdi ya. Çok tatlı bir dili var. Çok da güzel insan, çok güzel ailediler. Bilmiyorum, bu arada Türkiye'de ısmarlama diyorlar mı? Allah'a ısmarladım. Bence ısmarlama oluyor. Çok komik oldu ya, orasını çok güldüm ya. İsmarlama, bir kişiye bir şey verende ya bir kişiye bir şey ısmarlayanda, yemek ısmarlayanda ona ısmarlama diyorlar büyük ihtimal Türkiye'de. Ben de tam net bilmiyorum. Ve oya kadar biliyorum, bu mene gerek diyeydi ki Allah'a emanet ol. Hadi sıkıntı yok ya. Çok tatlı bir video oldu. Baş tacım, buradan selam ediyorum bilesini. İnşallah 2-3 aydan sonra buluşacağım bilesini. Ailesi çok güzel bir aile. Hadi bakalım. Bayağı konuştuk. Çeşmeye doğru gidiyoruz. İnekler susadı ya. Ya benim bir elim tikan çıkarıyor abi. Ayaklarımdan. Sürekli tikan batıyor. Sürekli. Şu an 2 haftada böyle. Ya siz niye Tarkan? Çünkü abi otlar kurumaya başladı. Sürekli etrafa baksanız kupkuru oldu heyran. Şimdi bu kuru otların üzerinde tiken tiken küçük tikenler zatlar var. Sürekli bu kadar büyük gittiğim için sürekli batıyor. Çizme giymek zorundayım. Çizme de abi giyilmiyor. Çok sıcak oluyor. Ayaklarım içinde pişmeye başlıyor. Yürümek de olmuyor aslında. Çizme giyiyorsun, içeride pişiyor. Aslında yürüyemiyorsun. Ayaklarım yeni iyileşipti. Geçen ne de pişmişti ya. Attım atamıyordum ya. Artık yeşillikler azalmaya başladı. Mevsim sakin sakin böyle değişiyor abi. Otlar da kuruyor. Yeşillik meşillik azalıyor. Bu arada akşamdı. Saat 3.30'du. Örneğe eve gittim. İnekleri suladım. 2 saat evde kaldım. Yemekimizi adını yedim. Çıktım dışarıya. 3.30'du. Saat 4.30-5'te köye doğru gideceğim. Sütlü kahve yapacağım büyüğü ya. Özledim ya. Özledim balınan böyle. Of mis gibi ya. Geceleri serin oluyor. Kahve çok iyi geliyor abi ya. Hadi bakalım bir saat sattı otlasından. İneklerimiz şurada ya. Ottasında, ondan sonra köye doğru gideceğiz. Köyde şu tarafta. Oo. Hadi bakalım, hayırlısı. Kırmızı kız artık tembih oluyor. Nasıl? Ağzımı bağlıyorum abi. Niye? Çünkü bir lokma kahvaltı yemiyorum abi ben. Ağzımı bağlıyorum. Geliyor yanıma. Nasıl? Böyle iyi mi? Ya canım ya, şaka yapıyorum. Gel açım ya. Küsme ya. Tamam. Veririm ben seni, ekmek de veririm ya. Canım ya. Gel ya. Şaka yaptım ya kız. Ben senin ağzını bağlayayım mı? Tatlı ya. Ben seni ekmek de veririm. Her şeyi veririm. Çerez, meyve. Kız sana her şeyi verdim ya ben. Sen hala beni koymuyorsun bir lokma yemek yiyeyim ya. 2 dakika otuyorum bir şey yiyeyim. Koşa koşa geliyorsun ya. Ya biraz da biz yiyek. Sabahtan akşama 12 saat ot yiyorsun. Her şeyi de sana veriyorum. Vere vere hala gene benim peşimdesin ya. Küslü mü benden? He? Kırmızı. Ya küsme ya, tamam. Küsme. Bu otlar al ağzından ya. Bunlar ne ya? Bak. Bunlar niye böyle sallanıyor ya? Ya ye ya, at dışarıya ya. Bak. Küstü ya. Canım ya, tamam. Tamam, bağlamayın mağazı. Tamam gel, ekmek veririm sana. Dostlar get. Anam. Yemin ediyorum kuzular bitirdi. Get günler kısalıyor. Hadi bakalım eve doğru gidiyorum. Sütümüz kaynadı. Balımızı koyduk. Kahvemizi de döktük. Kahvemiz hazır. Abi felaket. Bombastik. Bu arada ben felaket çok diyende felaket kötü anlama gelmiyor ha. Yani çok diyorum felaket.
Felaket yani kötü anlama gelmiyor. Yani o kadar iyi, o kadar bombastik ki mi felaket diyor. Kahvemizi içiyoruz. TRT belgeseli izliyoruz. Dün gece yemek yemeyeceğim çünkü öğle yemeği çok yedim. Biraz hafifleme istiyorum. Ondan sonra videolar düzenleyip uyacağım. Bu sütlü kahveni ben haftada 5-6 kere içiyorum. 2-3 kere sabahlar uykudan kalkanda, 2-3 kere akşam saatler, akşam gelende işten içiyorum. Bugün güzel bir günüydü abi. Çok sevdim ya. Çok rahat gittim, rahat geldim. Çok şükür hiçbir zaman da sıkıntım olmuyor. Bugün keyfim iyi ya. Çok iyi abi. Umarım sizin de keyfiniz her zaman iyi olur benimki gibi. Hadi bakalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videonun da bir tak beğenseniz felaket olur abi, felaket.